Mutlu bir yuva izinden merhaba sevgili dostlar. Sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Bu video biraz farklı. Bugünkü konuğum kendim. Kendi kendimi konu olacağım. Ve bir yılın sonu, son videosu, sezon sonu videosu. Bir yılı geride bıraktık ve 30 video çektik şimdiye kadar. 30 videoda mutlu bir yuvaya sahip olma adına e, dikkat edilmesi gereken bazı başlıkları ele aldık. Tabi geride daha çok başlık var malumunuzdur. Hem çocuk eğitimine dair, çocuğun ruhsal dünyasına ait, hem eşler arasındaki diyaloglar, hem manevi değerlerimiz çocuklarımıza din eğitim konusunda. Belli başlıkları ana, ana başlıklar olarak bu başlıklar altında belli konuları ele almaya çalıştık sevgili uzmanlarımızla. Ee, dönüşleriniz, yorumlarınız, izlemeniz bizi memnun etti ve gerçekten de hem kıymetli, hem önemli, hem de ihtiyacı ihtiyaç olan bir program yaptığımızı sizlerin vesilesiyle bir daha fark ettik. Tabii ki eksikliklerimiz oldu. Ben özellikle kendim izlerken şurada şunu dikkat etmeliydim dedim çok şey oldu. Ee, bize de çok katkılar oldu elbette ve sizin takibinizle takibiniz bize bunu gösterdi ki buna devam etmeliyiz. Devam edeceğiz ama bir ara yaz tatilinden sonra ee, bunu vurguladıktan sonra tatile girdiğimiz için hem bir eğitimci olarak hem de bir anne olarak e, bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bazı maddeleri saymak istiyorum. Yani tatili e, nasıl geçirelim ki, Neleri, e, nelere dikkat edelim ki e, hem bizim için hem çocuklarımız için ataletin, tembelliğin, boşluğun e, değil de hakikaten de dinlenmenin yanında e, öğrenmenin de olduğu, eğlencenin yanında e, kültürel zenginliklerin de olduğu bir halde geçirelim. Bu noktada bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Tabii ki her aile biriciktir. Her çocuğun karakteri farklıdır. Her anne baba temel doğrular vardır ama o temel doğruları kendi aile düzenine göre, aile prensiplerine göre farklı şekilde sunabilir. Burada bir genel bir altı madde şeklinde tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Uyanı alırsınız. Uymayanı da başka uyanlar olursa alır. Nelere ilk başta ne yapmamız gerekiyor diye düşündüğümde aklıma şu geliyor. Tabii ki ben kendi ailemde çok zihnimde canlandırıyorum veya da şimdiye kadar 25 yıllık çok farklı yaşlarda çocuklarla birlikte olma fırsatını elde ettim. O 25 yıllık o tecrübe ettiğim çocuklarda gördüm, ailelerde gördüm örnekleri de baz alarak bu tavsiyeler sunmuş olacağım. Çocuklar malumunuz ilk ilk mesele Malumunuz ki tatil geldiği için çok seviniyorlar, e, dersler bitti, sınavlar bitti, stres yok, e, bir şeyleri yetiştirme gayreti yok. E, bunun bir zevkini, heyecanını, mutluluğunu yaşıyorlar doğal olarak. Bizim de ona ortak olmamız lazım. Bunu neden vurguladım? E, tabii ki anneler özellikle de babalar işte oluyor, anneler gün boyu çocukla birlikte olmak, onu... E, ona faydalı bir şekilde meşgul etmek, e, yardımcı olma noktasında zorlanabiliyoruz. E, düzenli onları iki ay boyunca takip etmek için, burada üç, iki ay olduğu için tatil iki ay diyorum. E, kolay olmuyor, Tabii anne bu noktada bazen fıtri hayatın içinde, ya şimdi ne yapacağız, nasıl bu çocuklarla zaman geçireceğiz, e, çok işte yorulacağım, çok sıkılacaklar gibi. ...çocuğu demotive edebilecek, olumsuz bir ifadeler söyleyebiliyoruz. Belki bunu farkında olmadan da söyleyebiliyoruz. Onun yerine işte, çok güzel, çok güzel bir dönem bitirdin. Dinlenmeyi hak ettin, senin adına çok mutluyum, çok seviniyorum, ailecek çok güzel bir hikaye geçireceğiz gibi... ...olumlu, o sevinci paylaşacak ifadeler kullanmak başta önemli. Daha sonra... İkinci olarak tabii ki her şeyde olduğu gibi tatil de olsa tatil kelimesinin kökeni ataletten geliyor, tembellikten geliyor. E, tatilin tembelliğe, tamamen bomboş durmaya ve çocuklarımızın e, kabiliyetlerini geliştirme yerine köreltecek, daha da böyle çünkü bunu bilimsel araştırmalarda da görüyoruz, boş durmak sadece çocuklara değil her yaştaki insanda, daha çok yorgunluğa sebep oluyor. Yani bedene bedensel olarak da daha çok yorgunluğa sebep olabiliyor. Bunu muhal vermeyecek sebep olmayacak bir şekilde güzel, fıtri bir ortamın içinde bir program yapmak. Fıtri ortamın içinde diyorum. Program yaparken bir disiplin, bir aynı okul disiplini gibi bir katılıkla değil, hakikaten de normal bir çay muhabbetinin arasında veyahut işte bir ee, hoş muhabbet, hoş sohbet, hoş bir ortam e, arkasında hadi gelin bak iki aylık bir tatile gireceğiz. Bu tatilde neler yapabiliriz, neler yapmak istersiniz, biz ne kadarını yapmaya müsaitiz gibi anne baba bu şekilde çocuklarıyla e, bir program çıkarması çok önemli. Çocuklarıyla çıkarması dediğim mesele çok önemli. Şu noktada mesela bir tatil yerine gideceksek... Ee, ...tatil yerini seçmede dahi çocuklarla birlikte karar verme. Yani Elbette ki hem bütçe açısından hem işte ailenin prensipleri açısından bir olmazsa olmazları vardır. Anne baba bunu vurgulayarak, işte biz şu mekanlara gidemeyiz, şöyle mekanlarda tatil yapabiliriz. E, şu kadar bütçemiz var gibi ve ta şu tarihlerde gidebiliriz gibi belli olmazsa olmazlarımız varsa bunları vurgulayarak... Seçeneklerimizin arasında bunlar 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 var. İşte birden fazla çocuk varsa sen hangisini istersin? Sen hangisini istersin? İşte anne baba da fikrini söyleyerek ortak bir karara varılması çok önemli. Hepsi farklı yer isteyebilir. Orada o zaman son noktayı e, koyacak tabii ki anne baba olacak. Ee, burada hem çocukların e, istek ve istemedikleri noktasında bir denge sağlayarak hem ellerindeki imkanlar doğrultusunda bu bunu yani bu bir iki aylık tatilin içinde bir hafta, iki hafta neyse kapsıyorsa bunu bu özel ele alma. Ee, ve bunu yaparken de o gidilen işte tatil yerinde bir hafta ya da iki hafta ise ne kadarsa süre yine ataletle geçmemesi adına oraya da işte kitap okuma şeyi konulabilir, hedefi konulabilir. Yine derslerini götürebilir, günlük bir iki saat çalışacaksa orada daha aza indirerek oradan tamamen kopmama adına öyle bir programın içine o da konulabilir. Veyahut da işte gideceğimiz yere göre oradaki kültürel mekanlar, tarihi mekanlar, müzeler gezilebilir. Bunu önceden işte gidilen yer hakkında bilgi toplama, haritada yerini görme, oralarda gidilecek yerlere bakma, e, ondan sonra neler yapılabilir, oraya giderken neler götürülür, bunların hepsini de çocukla belirlemek o tatilin içine e, ortak yani her şeyle için e, ortak olma noktasında verimli geçirmesi adına önemli. Sonra bu plan programın içinde işte her ailenin olması olmazı vardır. Mesela benim için çocuklarım yaz tatilinde okul zamanında yeteri kadar yapamadıkları, okuyamadıkları kitaplarını daha fazlalaştırmasını isterim. İşte Kur'an-ı Kerim'i düzenli her gün okumuyor, okuyamıyorlar. Bunları düzen, yaz tatilinde düzenli Kur'an-ı Kerim okumalarını isterim. İşte düzenli namazlarını beş vakit kılamıyorlar. Onu düzenli kılmalarını isterim. Sonra ders çalışma noktasında tabii ki okuldan gidil e, okula bir mola verildi ama bu tamamen derslere takip edecekleri manasına gelmez. Yine ders çalışma vakitleri de koyarak işte birlikte aileyle e, aktivite, jet de sosyete dediğimiz e, bilgi oyunları, e, kart oyunları Eğlenceli oyunların, birlikte ailecek oynanabilecek oyunlar, bunların konulması. Yani günlük böyle bir program çıkarılabilir. Yani bu program her aile haftalık da olabilir ama ben kendim günlük çıkarmayı daha çok tercih ediyorum. Ama bu çıkarırken hani işte kendilerinin not alması, kendilerinin yazması, hedefleri onların da isteyeceği şekilde hedefler konması. Yani işte anne diyebilir ya günlük kocaman bir gün yani 30-40 sayfa kitap okuyabilirsin ama bu çocuğuna göre değişebilir. Çocuk orada anne ben 20 sayfa okumak istiyorum diyorsa veya da küçük ben 10 sayfa okumak istiyorum diyorsa orada başta onun isteğiyle başlamak, zamanla gerekirse artırmak. Yani orada hedefini kendinin koyması. Tamam hadi bu hafta 5 sayfa her gün bu haftalık her gün 5 sayfa istiyorsan bir dahaki hafta istersen çıkarabilirsin. Baktın az geliyor. İşte bir saat ders çalışma benim için ideal olan tatildeki bir çocuğun bir saat geçen bir videoda dinledim. Bir çocuk günlük dört saat çalışması gerekiyor diyor. Yani bu çok zor bir şey. Okul hayatında bile dört saat çalışamayan çok çocuk var ki çok fazla hakikaten de. İşte o bir saatte niye? Yani çocuk okuldan sonra bizim burada iki ay tatil. İki ay boyunca hiç derslerle ilgilenmediği zaman ciddi bir soğuma oluyor. Ee, hem bilgileri unutuyor, hem de dersten, okuldan soğumuş oluyor. Ama her gün yarım saat, bir saat dediğim gibi herkes kendi koyabilir o saatini. Belirlediğimiz zaman hem bilgilerini pekiştirmiş oluyor. Hem bir dahaki sürede ona unutmadan, bir e, ileriki sınıfa unutmadan geçmiş oluyor. Hem de bazı çocukların eksiklikleri olabiliyor. Yani Fransızca da diyelim zayıf bu çocuk. Fransızcadan fazlaca ders çalışarak o eksikliğini kapatabiliyor ve sınıfıdaki normal seviyedeki çocukları yakalayabiliyor. Birçok meseleden dolayı ders çalıştırmayı da muhakkak girdirmek lazım. Ya yani bir Kısacası günlük bir program belirleme ve bu programı çocuklarla birlikte hedef belirleme ve onu bir kağıda bir karta yazıp çocuğun kendinin yazması, kendinin onu listelemesi, kendinin hedeflerini belirlemesi, hatta kendi renkli kalemlerini kendi belirlemesi, onu istediği yere asması duvarına ya da yatağına ya da başka bir mekana. Kendinin not alması, o programı plan ve programa daha istekli olmasına, daha isteyerek hevesle yapmasına ve hedefe de yaklaşma noktasında gerçekten de faydası oluyor. Biz bunu yıllarca hatta kısa tatillerde de uyguluyoruz. Kendilerine ait oldukları olduğu zaman daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. bu programın içindeki başlıklara kısaca ben bir değinmek istiyorum. derse değinmiş olduk. Mesela Kur'an. Yani eğer izleyicilerimizden çoğu çocuğunun Kur'an'la Kerim noktasında mesafe kat etmesini istiyorsa işte Kur'an-ı Kerim bilmiyordur. Aa, bu ya, tatil işte Kur'an-ı Kerim öğrenme adına bir Kur'an-ı Kerim için bir hedef koyabiliriz. Ya yani da işte dua ezberlerinde eksiklikler vardır. İşte dua ezberlerinde böyle hedefler koyabiliriz. Yani haftada bir dua ezberleyebilirsin ya da iki haftada yine çocuğuna göre değişebilecek. Sonra işte tecvidi eksiktir. Ya bak bu tatilde ee, kızım, oğlum tecvidini tamamlayabilirsin. Okul zamanında bu noktada eğilemedik, vakit kalmadı ama bu, bu bir fırsat deyip o başlıklar altında da belli hedefleri belirlemek bireysel yine çocukla baş başayken e, çok daha verimli geçmesi adına iyi olacaktır. Kitaba gelince e, yani benim de etrafımda gördüm. Hakikaten de kitap okumayı kendinden motorlu kitap okuyan yani çocuk e, maalesef günümüzde az. Yani bunda tabii ki sosyal medyanın, video oyunlarının çok etkisi var. Bunu da hem istekli hem de neşeli hale getirme adına her aile kendi içinde bir yol yöntem belirleyebilir. En son uyguladığımız bir şey var eşimin fikriydi ve gerçekten şu bir aya yakındır faydasını görüyoruz. Ne yaptık? Bu dediğim gibi yaşadığımız için bir örnek olarak veriyorum. Ailecek işte bir hedef koyduk. Yani biz beş kişiyiz. Beş kişi 1500 sayfaya, da hepimizin kitap okuma toplamı 1500 sayfaya ulaştığı zaman, sıra süre, süre koymadık. Bu iki hafta da olur, üç hafta da olabilir. E, süreyi serbest bıraktık. 1500'e ulaştığımız zaman e, bir parti yapacağız. Yani işte ya çocuklar istediği yiyecekler, ya özel bir yere gitme, sinemaya gitme, ya da evde işte eğlenebilecekleri bir ortam ayarlama. Gerçekten bunun faydası oldu ve çocuklar onu tamamladık ve evin en küçüğü list, e, tabloya yazdı isimlerimizi kim ne kadar okudu her gün kendi not aldı kendi sordu bizlere ve e, onu bitirdikten sonraki onun kutlamasını yapmadan hemen ikinci hedefe geçildi hatta şimdi 2000 sayfa hedef konuldu ve hiçbiri e, yani ya bu çok zor yapamayız falan demedi hatta e, daha en çok kitap okuyanı yine küçük bir hediye hedefini koyduk yani o çok çok okuyanı görünce kendini az bulup da ona göre hızlandırma durumu bile oldu çocuklarda. Ve hatta başka şeyler. Yani işte tatilin başında mesela çocukla oturulabilir. Ya iki aylık tatilimiz var. Ya hangi kitaplar okuyabilirsin? Gel liste belirleyelim, isim belirleyelim. Bir hedef koyalım. Yani işte beş kitap, dört kitap, üç kitap, on kitap. Yani her çocuğun okuma şekli, okuma sevdası farklı tabii ki. Böyle farklı ee, ...rakamlarla bir hedef konulabilir, İşte hem bir roman konulabilir, hem böyle e, manevi değerlerini öğrenebileceği bir kitap konulabilir, hem e, kültürel, e, kültürel olarak geliştirebileceği bir kitap konulabilir, örnek hayatları içeren kitaplar konulabilir, yani böyle kitap okuma adına da böyle isimler baştan belirlenilebilir, ya işte bibliotekten alınır, ya ya yani internetten ya gidip kitapçıdan alır ya da evdekilerden bir liste oluşturulabilir. Ya bu başlıkları da yine belli bir program başta çocukla konuşma, bir hedef belirleme, günleri daha verimli, faydalı geçireceğine inanıyorum. Yine işte bilgi oyunları ya da eğlenceli kart oyunları olsun. her akşam olmasa da haftanın belli günlerinde buna da yer ayırmak, hem birlikte güzel zamanlar geçirme adına hem o oyunların e, kazanımlarından faydalanma adına o da çok önemli. Böyle olunca e, tabii ki televizyonda serilecek, tabii ki çocuklar video oyunları da oynayacak, telefonda kullanacak ama onlara az zaman kalıyor. Onları da yine belli saatlerde, belli miktarlarda, belli zamanlarda birlikte çocukla belirleyerek onun da sınırını belirlemiş oluyoruz ve onlara zararlı olmayacak dereceyi indirebiliyoruz. Bu tabii ki biraz yani anne babanın takibi gerekiyor. İnanın bu fıtrileştiği zaman çok da zor olmuyor. Yüzde yüz hedefine ulaşacağız diye bir kaydı yok. Ulaşırsak çok güzel ama ulaşmadığımız zaman işte yüzde ellisine bile ulaşırsak yine plan program yapmanın meyvesini görmüş oluruz. Bu programları planı yapmadığımız zaman belki yüzde elliye de ulaşamayacağız ve günler Böyle nasıl geçtiğini bilemediğimiz sadece günlük fıtri ihtiyaçları giderecek şekilde veya da çok daha fazla televizyonla, video oyunlarıyla geçirecek şekilde bize zararı olacak bir şekilde geçirilecektir günler. O yüzden plan program yapmak çok önemli dedik. Başka bir maddemiz tatiller yani akraba ziyareti malumuzda çok önemli. Yani sadece hani bizim Allah'a karşı bir vecibemiz değil aynı zamanda sosyal ilişkileri çocukların kuvvetlendirecek. Duygusal gelişimlerini güçlendirecek, tecrübe oradaki hayatlarda göreceği yenilikler veya işte farklılıklarla tecrübelerini de ilerletebilecek önemli bir şey, birlikteliktir aileyle, akrabalarla birliktelik. Yani burada beni dinleyenlerin çoğu ıı, takipçilerimizin ıı, belki akrabaya ulaşma imkanı yoktur. Yani dedemize, babaannemize, anneannemize de gitme imkanımız yoktur. Ama olanlar için tabii ki bu tatilde özel onlara yer verilmesi çok ama çok önemli. Yine çocuklarla birlikte zamanını belirleyerek onlara alınacak hediyeleri Birlikte e, hazırlayarak oradaki geçireceğimiz zamanda bu başka bir ülkedeyse başka bir şehirdeyse o ülkede o şehirde yine gezilecek yerlerde planın programın içine katılarak e, bu da özel bir yer etmesi gerekiyor. Bu maddeye şunu da eklemek istiyorum. Eğer akrabalarımız yoksa veya da varsa ikinci bir e, seçenek olarak da uygulayabiliriz. E, aile dostlarımız yani güvenebileceğimiz yakın olduğumuz aile dostlarımıza çocuklarımızın gidip, birkaç akşam ya da bir hafta kalmasının da ben çok önemli ve verimli olduğunu düşünüyorum. E, farkındalığı artabiliyor çocuğun. Yani bizim aile, kendi ailesinde rutin olan ilişkiler belki güzelliklerini fark edemeyebiliyor veyahut da zorluklarını da fark edemeyebiliyor. Onun içinde sanki hep öyleymiş gibi zannediyor zor olanları da. Ama farklı bir aile ortamı dediğimiz gibi güvenebileceğimiz, örnek olabilecek bir aile ortamını gördüğü zaman hem olumlu hem olumsuz noktada da farkındalıkları artıyor. Bir de işte yani kendi kitap okumayı sevmiyorsa, oradaki gittiği ailedeki arkadaş kitap okumayı seviyorsa, orada onunla bir öyle bir alışkanlığı bile bir adım daha il, alışkanlıkta, bir adım ilerlemiş oluyor. Sosyal ilişkileri gelişmiş oluyor ki çocuklar bir de zaten e, tatilde arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çoğu çocuk daha seviyor. Ee, böyle de çok e, güzel bir fırsatta yakalamış oluyor. Yani bunu tabii ki her aile bunu kabul etmeyebilir ama böyle aile dostluklarımız varsa bunu da fırsata çevirmenin çevirmek gerektiğini düşünüyorum. Başka bir başlığımız olarak da e, yani yine bu günlük programın içine girecektir elbette. Bu ya da programımızı aylık yapıyorsak aylık programın için ama bunu ayrı bir madde olarak ele almak istiyorum. E, Çocukların kültürel gelişimi, bulundukları topluma adapte olma, o toplumda bir söz sahibi olma, kendilerini ifade etme, tabiri caizse ayaklarını yere basma kültür birikimine sahip olmaları açısından bulundukları şehirin, bulundukları ülkeye veyahut da işte başka bir ülkeye tatile gideceklerse genel kültürlerin gelişmesi çok önemli. Genel kültürde belli bir mesafe kat etmeleri çok önemli. Bunun için okumanın yanında tabii ki görmeleri de lazım, dokunmaları da lazım. İşte Paris'te mesela malumunuz çok müze var. Yani biz bile daha her müzeye gitmemişizdir. Bu tatil zamanlarını hem bilgi hem kültürel gelişimimiz adına bulunduğumuz şehire iyi adapte olma, ülkeye kültüre iyi adapte olma adına... ...o müzeleri gezme, tarihi mekanları gezme... Ee, kültürel e, aktivitelere katılma, kültürel aktiviteler de önemli. Bunlara katılma, takip etme e, de önemli. Tatili de e, kültürel birikim açısından bu şekilde de geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Yine her aile imkanlarına göre belli zamanlar haftada bir konulabilir, iki haftada bir konulabilir, ayda bir konulabilir. Ya da işte tatil boyunca bir müze, bir e, kültürel aktivite gibi. Bir işte tarihsel mekan gibi bulunduğumuz durumlara göre bunu şekillendirebiliriz ama e, çocuklarımızın ufuk genişliği adına hayal dünyalarının geniş olması adına kültürel birikim, birikimleri adına bu çok önemli bir madde olarak bakıyorum. Başka bir maddede de e, tatilde yine fıtri olarak yani bu plan programımızı koyacağız elbet e, ev işlerine sorumluluk duygusunu e, hatırlatacak ev işlerini ortak etme. Bu yaşları yine göre değişir. Yani belli yaşta çocuğun yemek yapmayı artık öğrenmesi gerekir. Yalnız hayata alışacak yaşa yaklaşmıştır. Mesela bu tatilde daha çok o yaştaki çocuklara yemek yapma noktasında ya bazen yalnız, bazen bizim yanımızda yardımcı olarak bunu öğretme, bunu alıştırma. Sonra işte her gün evde oldukları için mesela her gün azar azar da olsa temizliğe ortak etme, temizlik konusuna. İşte dışarı işleri varsa alışveriş olsun, bahçe temizliği olsun, onlara e, ortak etme. Bunu günlükte de yapabiliriz. Haftalıkta belli bir sıralama koyabiliriz. Çocukların her birine ayrı da vazifeler verebiliriz. Ama e, işte şu durum hoş değil yani gece geç vakitte yatıp da sabah geç vakitte kalkıp da işte annenin temizliği tamamen yapması ya da babanın sonra yemeği, kahvaltıyı hazır etmesi, e, çocuğun hep hazıra konması arkasından hiç temizleme toplama noktasında kendisine bir sorumluluk sorumlu olduğunu hissetmemesi, bilmemesi de tabii ki hoş değil. Bunu okul zamanlarında bahaneler çok olabiliyor, derste de olabiliyor. zamanı olmayabiliyor. Tatil bu noktada yani sorumluluk duygusunu, evde işleri paylaşma noktasında, evdeki işlerde kendinin de bir sorumlu olduğunu bilme adına da önemli bir madde. Bunu yine zevkli hale de getirmek bize bakıyor sevgili anne ve babalar. Ee, yani işte yemeği o gün ona güvenip vermek, yani orada ne çıktıysa menüye ona razı olmak veyahut da arkasında işte devasa bir bulaşık bırakmıştır ona razı olmak. Ya yani olacaktır alışana kadar malumunuz. Bunlara razı olmak, memnun olmak, ee, hatta bunun yaptığında mutlu olmak gibi veyahut da Nasıl diyelim, işte şakalaşmalarla bu yemeği yaparak, işte çok küçük çocuklarsa onların yanımızda yardımcı olması, mesela pizza yaparken kendi pizzasını kendi açması, kendi malzemesini kendi koyması gibi vesaire. Onun yanında işte, ee, ee, ne diyelim, temizlik noktasında yani kendi yataklarını kendilerinin toplaması, işte anne süpürüyorsa e, oradan yaşına göre çocuğun e, masayı falan çocuğun silmesi vesaire çeşitlenebilir. Yani sorumluluk e, alma noktasında tatilleri e, dikkat etmeliyiz, değerlendirmeliyiz düşünüyorum. Son bir madde olarak da şunu da vurgulamak istiyorum. Dediğimiz gibi ataletten gelen bir şey, tembelliğe hakikaten de itebilecek. Ve tembelliğe itebilecek ve hakikaten de günü verimsiz geçirmeye sebep olacak en e, dikkat edilmesi gereken şeyler de geç yatıp geç kalkmalar mevzu. E, ya tabii ki okul gibi yani belli bir vakit disiplin veya da çok erken yatıp erken kalkma olamaz. Elbette esnetilecektir ama bunun yani hem sağlığı bozacak derecede hem de günü verimli geçirmeye engel olacak şekilde de olmaması lazım. Yani bir çocuğun 12'den sonra ya kalmaması lazım yatış olarak işte sabahta o günün bereketinin kaçıracağı geçlikte de olmaması lazım. Yatış kalkış saatlerini de esnetmelerin ölçülü olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da bir düzen koyamadığımız zaman e, günün verimli geçirmesi adına hakikaten de denge tamamen şaşıyor. E, birlikte piknik yapmalar, yani bu da ayrı bütüncül bir madde olsun ekleyeceğim diğer maddelere. Birlikte piknik yapmalar, birlikte sabah yürüyüşü yapmaları, akşam işte yürüyüşler yapma, Ondan sonra birlikte film seyretmeler, yine birlikte seçme o filmleri, ee, artı aktiviteler koyma. Bunu ailenin, e, anne baba çalışıyor olsa o ayrı bir şey değil, müsait vakitlerinde yapıldığı zaman e, inanın hem çok verimli, hem aile bağlarını da kuvvetlendirecek, birlikte zaman geçirmenin güzelliğini, lezzetini yaşayabilecek e, bir tatil olabiliyor. Umarım e, tüm anne babalar, tüm ebeveynler e, çocuklarıyla birlikte çok güzel, hem e, dinlenilebilecek, hem eğlenilebilecek, e, çok güzel bir tatildi dedikleri e, iki aylık bir zaman dilimi dinleyen e, seyircilerimizin bölgesine göre değişebilir. Tabii bir güzel bir tatil geçirmeniz temennisiyle diyorum videomuzu izlediğiniz için e, çok teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın, iyi tatiller.